Radeniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Sayın Candan, bir doğa harikası sözünü ettiğimiz yer. Uzaktan görüntüleri bile buranın çok güzel ve iyi korunması gerektiğini söylüyor aslında. Neler yapılıyor orada, neler yapılmak isteniyor? Tabii burası sadece Sivas'a, Gürün'e ait bir şey değil. Aslında Çevre Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları tarafından birinci derece doğal sit alanı ilan edildiği için hepimize ait bir alan. Bir kere Sivas'ın saldası gibi bir akvaryum özelliği var ve dolayısıyla bu alana dair daha önce 15 Haziran'da Sivas İl Genel Meclisi'nin yaptığı imar planları, uygulama imar planları yargıya taşındı. Biz Gökpınar Köyü Koruma İnisiyatifi tarafından, biz de Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak buna müdahil olduk. Tam bu süreç devam ederken bir taraftan da tescil başvurusu yapılmıştı. Oranın birinci derece doğal sit alanı ilan edilmesi için tescil başvuruları devam ederken bu sefer Sivas Valiliği bu bölgede bir işte bungalov evler yapılması gibi bir ihale sürecine çıktı. Bu arada da tabii ki birinci derece doğal sit alanı olarak Gökpınar Gölü tescil edildi. Bu noktada Çevre Şehircilik Bakanlığı işte Sivas Valiliğine yazı yazdı ve burada herhangi bir şekilde telafisi mümkün olmayacak zararlar verilecek işlem ve uygulamaların yapılmaması gerektiğini söyledi. Ama buna rağmen orada bungalov evlerinin inşaat işleri ve ihalesi devam etmeye başladı. Bir taraftan da tekrar bir plan değişikliği yapıldı ve bu plan değişikliğinde de yeniden o bölgenin işte uygulama süreçlerini, imar planlarını değiştirerek aslında Gökpınar Gölü'ne zarar verecek, onun doğal güzelliklerini bozacak bir plan gündeme geldi. Onu da dün itibariyle Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak yargıya taşıdık. Sayın Candan, burası hepimiz açısından... Özür dileyerek kesiyorum. Siz göle zarar verileceğini söylüyorsunuz ama Sivas Valiliği'nin doğrudan bir açıklaması oldu. Yapılması planlananların göle herhangi bir zarar vermeyeceğini söylüyor valilik. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu açıklamayı? Şimdi bu tür birinci derece doğal sit alanlarında bir etkileşim sınırının belirlenmesi gerekiyor. Yani gölün etrafında bir şey yapmıyoruzla olmuyor. Yani gölün etrafına bir sınır çizeceksiniz bunu korumak için. O sınır çerçevesinde hiçbir şey yapmayacaksınız. Şimdi burada bir sınır çizilmiş durumda değil. Yani etkileşimli geçiş sağcısı denilen bir sınırın çizilmesi gerekiyor birinci derece doğal sit alanında. Şimdi siz bu sınırın... çizmeden, bu sınırı dikkate almadan onun etrafına işte zaten daha öncesinde yapılan bisiklet yolları var, cami var, restoranlar var. Yani Sivas Valiliği bu konuda teknik bir bilgisi yok ki. Yani burada birinci derece doğal sit alanının bir etkileşim sınırı olur. Burada bütün aslında kültür varlığı olarak tescillenmiş, doğal sit alanı olarak tescillenmiş bütün alanlarda aslında etkileşimli geçiş sahasının tanımlanması gerekiyor. Mesela burada Anıtkabir'de, Anıtkabir'in işte tam içerisine ona zarar vermeyecek bir yapılaşma sürecine girmiyoruz deseler doğru olur mu? Onun etrafında bir etkileşimli geçiş sahası var. 5 metreye, 10 metreye, 100 metreye kadar çıkabilecek geniş bir saha çizilmesi gerekiyor ve bu saha içerisinde yani siz onun 50 metre ötesine yaptığınızda biz göle zarar vermiyoruz demiş bile olsa bu gerçekçi değil. Çünkü oranın gerçekten çıkacak atık yönetimi, iklim kriterleri açısından oradaki süreçlere zarar vereceği çok açık. Bu açıdan biz aslında zaten son çıkan planı da yargıya taşıdık. Hatta bugün de Sivas Valiliğine ve İl Özel İdaresi'ne yazı yazarak aslında bütün bu inşaatları durdurmaları gerektiğini söyledik. Eğer durdurmazlarsa Sivas Valiliği dahil olmak üzere İl Genel Meclisi üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulunacağız. Çünkü bu mutlak korunması gereken bir alan burası. Dolayısıyla buna bir sınır çizmeniz ve o sınırın dahilinde hiçbir şey yapmamanız gerekiyor. Ama bu konuda Sivas Valiliği'nin çok da teknik boyutlarda süreci algılayıp müdahale ettiğini düşünmüyoruz biz. Sayın Candan, sadece bu göl değil, Gökpınar değil, biz uzun zamandır sizinle de bu konuları değişik zamanlarda konuşuyoruz.
hükümetin genel bir politikası mı söz konusu? İlk aklıma gelen mesela az önce siz de dillendirdiniz Salda Gölü ve çevresi, İğirdir Gölü ve çevresi ve memleketin birçok yerinde doğal güzellik alanlarının çevrelerine yapılaşmaya doğru bir gidiliyor. Oysa ki bunların çoğusu sizin de dediğiniz gibi birinci dereceden sit alanı olan ya da koruma altında olan bölgeler ve son yıllarda gerçekten çok ciddi bir artış var. Bu artışı neye bağlıyorsunuz? Hükümet ne yapmaya çalışıyor? Hükümet aslında yani zaten bir inşaat sektörü üzerinden ekonomisini sağlamaya çalışan bir iktidar. Şimdi o balon patlayınca bu sefer de aslında doğal ve kültürel varlıklar üzerinden bir sermaye birikimi, bir rant ilişkisi kurmaya çalışıyor. Onun için de Salda Gölü, işte Gökpınar Gölü ve aslında birinci derece doğal sit alanı potansiyeli taşıyan bütün göllerin etrafında bir yapılaşma sürecini görüyoruz. Daha doğrusu kültür varlıklarına yönelik böyle bir süreç var. Bu yeni dönemde işte o inşaat sektörünün o yükselen 40 katlı 50 katlı süreçlerini bu sefer de turizm sektörü ve kültür varlıkları doğal varlıklarımız üzerinden yeni bir pazarlama politikasıyla bu sürecin koordinasyonunu yapmaya çalışıyor iktidar ve bunları da işte Katarlılara, Suudilere satarak aslında bu bölgelerde işletmeler açarak bir şekliyle bu ülkenin güzelliklerini ve aslında hepimize ait olan evrensel değer haline gelen ve dünyaya ait olan bu değerleri yok ederek metaya dönüştürmeye çalışıyor. Bu genel politikalarından birisi. Yani onların hakikaten gördükleri her şey, bu yeşillik, bu beyaz mavilik ve bu doğallık ve bu güzellik maalesef doğa güzelliği olarak görülmüyor. Onu sermayeye endeksleyen bir meta olarak görülüyor. Yani iktidarın genel politikası bu aslında doğal varlıklarımıza, kültür varlıklarımıza bakışı. Gökpınar Gölü için yasal süreç başlattığınızı söylemiştiniz. Nasıl ilerleyecek süreç? Şimdi tabii ki biz planların iptali ve yürütmeyi durdurma ama bir taraftan da valiliğe ve il özel idaresine de yazı yazarak şu an orada devam eden uygulamaların da durdurulmasını istedik. Eğer bunlar durdurulmazsa hukuksal süreç tekrar suç duyurusunda hem valilik hem de il genel meclisi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Ama bir taraftan da meslektaşlarımızın da içerisinde olduğu Gökpınar Gölü'nü koruma inisiyatifi var. Onlar Change.org'da bir kampanya başlattılar. Bir taraftan da sosyal medya üzerinden hem bakanlığa hem valiliğe yönelik de işte mail organizasyonları yapıyorlar. Bir taraftan da o bölgede yaşayan insanlar aslında burayı korumaya çalışıyor. Tabii ki burada bizim beklentimiz yargının hemen hızlıca hareket ederek bu doğa güzelliğinin birinci derece doğal sit alanı ilan edilmiş ve korunması gereken bu gölün etrafındaki bütün yapılandırmalardan arındırılarak otelinden basketbol, voleybol, çim sahası, piknik alanlarından arındırılarak etkileşimli bir koruma zonu belirleyerek ona göre bir plan yapması bu süreci yani hukuki yollardan takip etmeye devam edeceğiz. Bir taraftan da inisiyatif kendi belirlediği kamuoyu yaratma ve eylemlerine devam edecek bizimle iletişim içerisinde. Son olarak Change.org'daki kampanyadan bahsedebilir misiniz? İnsanlar nasıl ulaşabilirler? Yani Gökpınar Gölü korunmalıdır diye yazarlarsa zaten hemen Change.org'dan bu kampanyanın şeyleri çıkıyor, sayfası çıkıyor. Orada neden korunması gerektiğine dair şeyini, görüşlerini, kısa görüşlerini yazarak imzalarını atıyorlar. Bu Gökpınar Gölü Koruma İnisiyatifi tarafından koordine ediliyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı'na, Sivas Valiliği'ne ve İl Genel Meclisi üyelerine, işte Gürün Belediyesi'ne yönelik devam ediyor. Tezcan Karakuşcan'dan çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Görüşlerinizi bizimle paylaştınız.